Ben Allah'a hamd, Resulüne salat ve selamdan sonra hepinize hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz. Bugün Vatikan ve papalık konusunu konuşacağız. Oldukça güncel, aktüel bir mevzu. 1415'li yıllardan bu yana, 6 asırdan sonra bir papa ilk defa kendi isteğiyle, arzusuyla, hangi şartlar altında olduğu konuşulur ama tacından ve tahtından feragat eyledi. 28 Şubat itibariyle 16. Papa 16. Benediktus Benua görevini bırakacak. Dolayısıyla Vatikan nedir? Papalık müessesesi nedir? Hristiyanlık içerisinde papalığın yeri nedir? Bu konularda belki bilgilerinizi hatırlatma ve hatırlama sadedinde şöyle bir genel çerçeve çizmeye çalışacağız. Öncelikle şunu belirtmek lazım. Günümüz dünya nüfusu içerisinde Hristiyanlık en büyük nüfus olarak orana sahip bir din. 7 milyarı aşkın dünya nüfusu içerisinde 2 milyarın üzerinde Hristiyan nüfusu var. Ama Hristiyanlık diğer dinlerde de olduğu gibi monolitik, yekpare bir yapı arz etmiyor. Hele ki Hristiyanlıkta bu günümüzde en büyük bir dezavantaj olarak da kendini gösteriyor. Çünkü Hristiyanlık bidayetten günümüze kadar çok farklı kliklere, gruplara, mezheplere, kiliselere bölünmüş bir vaziyette ve günümüzde Hristiyan misyonerlerin en önemli dezavantajlarından birisi de Hristiyanlığın böylesine çok farklı klik ve gruplara bölünmüşlük vaziyeti arz etmesi oluyor. Bu 7 milyarlık dünya nüfusunda 2 milyarı aşkın Hristiyan var dedik ve Hristiyanlık monolitik bir yapı arz etmiyor dedik. Hristiyanlık, günümüz dünya Hristiyanlığı kendi içinde 4 ana gruba ayrılıyor. Birinci grup Katolikler dediğimiz, ki bugünkü konuşma mevzumuzu oluşturacak olan Vatikan, Papalık. Dünya Hristiyan nüfusu içerisinde 1 milyarı aşkın Katolik var. Dolayısıyla Katolikler dünya Hristiyanlığı içerisinde en büyük çoğunluğu oluşturuyor. Katoliklerin en belirgin özelliği aşırı merkeziyetçi bir sistem ve yapı arz etmesidir. Bütün dünya Katolikleri kuzeyden güneye, doğudan batıya, hepsi Vatikan'a ve Papa'ya bağlıdır. İkinci grup, tarihi olarak da gelecek olursak, Ortodoksluktur. Ortodoks Hristiyanlar daha çok Bizans İmparatorluğu, yani Doğu Roma İmparatorluğu, Balkanlar, Rusya, yani Slav ülkelerinde yayılmıştı tarih içerisinde. Günümüz Hristiyanlığı içerisinde Ortodoks nüfus 300 milyonun üzerindedir. Ama Ortodoks Hristiyanlık Katoliklik gibi aşırı merkeziyetçi bir yapı arz etmez. Çok farklı, birden çok merkezler şeklinde teşekkül etmiştir. Bugün Ortodoks Hristiyanlık'ta 14 otosefal kilise vardır. 5 otonom kilise vardır. Otosefal kilise demek, kendi liderini, kendi başkanını kendisi seçen kilise demektir. Otonom kilise, İç işlerinde serbest ama dış işlerinde bir otosefal kiliseye bağlı bir mezhep demektir. Otosefal kiliselerden bir kısmının başında bulunanlara, en büyük ruhani lidere patrik adı verilir. Fener Rum Ortodoks Patrikliği 14 otosefal Ortodoks kiliseden birisidir. Bunun dışında Kudüs Patrikliği vardır. Antakya Patrikliği vardır, İskenderiye Patrikliği vardır, Moskova Patrikliği vardır. Çoğaltabiliriz bunu. Bir kısmının başındakilere de başpiskopos denilmektedir. Hepsine patrik denilmiyor. Ortodoks kilise içerisinde de kıdem olarak Fener Rum Ortodoks Patrikliği birinci sıradadır. En kıdemlisidir. Aslında 381 yılında 325 İznik Konsili ilk ekümenik konsildir. Bu konsilde Roma, İskenderiye ve Antakya temel kilise merkezleri piskoposluk olarak kabul ediliyordu. 380 yılında
Roma İmparatorluğu Hristiyanlığı resmi din olarak kabul ettikten sonra İmparator Hristiyan İmparator 1. Theodosius bir konsil topladı 381 yılında. Bu konsilde alınan bir kararla Roma, Antakya ve İskenderiye piskoposluklarına ilaveten İstanbul Piskoposluğu da eklendi. 325 İznik Konsili İznik'te toplanırken İstanbul şehri daha Roma İmparatorluğu'nun yeni başkenti olarak imar faaliyeti içerisindeydi. 330 yılında burası Yeni Roma veya Konstantinopolis adıyla devletin başkenti oldu. Yani İtalya'daki Roma'dan İmparator Konstantin başkenti İstanbul'a getirdi ve buraya da Konstantin'in şehri anlamında Konstantinopolis veya İkinci Roma dendi. Fener Rum Ortodoks Patrikhanesi kıdem olarak otosefal Ortodoks kiliseler içerisinde öncedir ama müntesipleri açısından birinci sırada değildir. Fener Rum Ortodoks Patrikliğine bağlı Türkiye'de 1500 kadar Rum vardır. Patrikhaneye bağlı. Türkiye dışındakilerle birlikte toplam 20-25 milyon bağlısı vardır Fener Rum Ortodoks Patrikliğinin. Ama mesela Ortodoks kiliseler içerisinde en büyük taraftarı, inananı, müntesibi bulunan Moskova Patrikliğidir. Rusya'nın nüfusu çok fazladır ve Ortodoks dünyası içerisinde Rusya nüfus olarak öndedir. Bu sebepledir ki Moskova ile İstanbul arasında Ortodoks dünyayı temsil noktasında anlaşmazlık ve tartışmalar söz konusudur. 1453'te Fatih Sultan Mehmet Han merhum İstanbul'u fethettikten ve artık İstanbul Konstantinopolis olmaktan çıkıp da İstanbul veya İslambul şeklini aldıktan sonra bu defa Moskova dedi ki İstanbul'un Ortodoks dünyanın merkezi olması söz konusu değil, artık Müslümanların hakimiyetinde. Dolayısıyla 3. Roma Moskova olmalıdır dedi. Çünkü Ortodoks Hristiyanlık Rusya'da en büyük nüfus olarak söz konusudur dedi. Ve dolayısıyla Moskova 3. Roma olarak kendini takdim etmek istedi. Ama İstanbul kıdemi sebebiyle bir de primus inter pares eşitler arasında birinci olması hasebiyle Moskova'nın nüfusu, yani Rus Ortodokslarının nüfusu daha fazla olmasına rağmen Ortodoks dünyada bugün ekümenik vasfını Batı tarafından kendisine verilmiş ve adeta ekümeniklik rolü oynayan bir patrikle temsil ediliyor. Protestanlık ise Hristiyanlıkta kronoloji olarak da daha sonra ortaya çıkan 1517'lerde Alman Martin Luther tarafından ortaya çıkarılan bir harekettir. Protestanlık, Ortodokslukta olduğu gibi otosefal, otonom kiliselerdir. Tümüyle birbirinden bağımsız adeta ve yönetim kurullarıyla cemaatlerce yönetilen farklı gruplardan oluşuyor. Protestan kilisesinde Katoliklikteki aşırı merkeziyetçilik, Ortodoksluktaki belli noktalarda yoğunlaşmış merkeziyetçilik olmadığı, dini otorite olarak ne papa ne patrik ne sensinot veya konsiller kabul edilmediği, dini otorite olarak sadece kutsal kitap kabul edildiği için Protestanlıkta kutsal kitabı okuyup da farklı anlayan, yorumlayan ve kendisine taraftar bulan her kişi adeta yeni bir denominasyon, yeni bir hareket, yeni bir grup oluşturmuştur. Dolayısıyla Protestanlık, Ortodoksluk ve Katolikliğe göre çok daha fazla bölünmüşlük arz eder. Protestanlık da kendi içerisinde Lüterciler, sonra Reforme kiliseler, yani İsviçre, Zwingli ve Calvin taraftarları, Reforme kilise bunlar, Anglikan kilisesi ve Free Denomination denilen serbest hareketler ki bunların içinde bunların sayısı her gün artıyor gidiyor. Yani Quaker'lardan tutun Presbiteryenlere, Episkopalyenlere, Metodistlere, Baptistlere, Adventistlere kadar pek çoğunu sayabilirsiniz. Hristiyanlıkta bir dördüncü grup ne Katolik ne Ortodoks klasik anlamda ne de Protestan olmayan, kendilerini Ortodoks olarak kabul eden
Ama terminolojide Ortodoks kelimesi ve terimi Bizans Kilisesi'ne tahsis edildiği için bunlara terminolojide Ortodoks denmeyen ama kendilerini Ortodoks kabul eden ayrılmış Doğu kiliseleridir. Sonuncu grup, dördüncü grup. Bu ayrılmış Doğu kiliseleri Ermeni Kilisesi, Süryani Kilisesi, Mısır Kıpti Kilisesi ve Habeş Kilisesidir. Hristiyanlık içerisinde ilk bölünmeler tarihte Arius hareketiyle başladı. En belirgin bölünmeler. Arius 325 İznik Konsili'nde aforoz edildi. Temel iddiası neydi? İsa Mesih bütün varlıklardan önce yaratılmıştır. En şereflidir, en üstündür ama kadim değildir. Kıdemiyet, uluhiyetin vasfıdır. İsa Mesih ilah değildir. Bütün varlıklardan önce yaratılmıştır ama kadim değildir. İskenderiyeli bir papaz olan Arius'un görüşü 325'te reddedildi. Hazreti İsa'nın Tanrı, baba ile aynı cevheri taşıyan, babadan ayrı ve farklı, oğul niteliğini, adını ve unvanını alan bir Tanrı olduğu, baba ile aynı özü ve cevheri taşıdığı İznik Konsili'nde kabul edildi. 381'de 2. Ekümenik Konsil, yani Evrensel Konsil toplandı. Bu konsilde de Kutsal Ruh'un tıpkı baba gibi, Kutsal Ruh'un tıpkı oğul gibi bir teslisin üçüncü üknumu esası olarak Tanrı olduğu, ayrı bir Tanrı olduğu, babadan çıktığı, hatta Katolik Kilisesi baba ve oğuldan çıkıyor diyor, Ortodoks Kilisesi sadece babadan çıkıyor diye aralarında tartışma hala devam ediyor. Ama 381 2. Ekümenik Konsil'de, İstanbul Konsili'nde teslisin üçüncü üknumu esası da kabul edilmiş oldu. 431 yılında Efes'te toplanan konsilde İstanbul Patriği, şimdiki Bartolomeos gibi 428'de İstanbul Patriği seçilen Nestorius, Antakya Teoloji Okulu'na mensup Nestorius, dedi ki İstanbul Patriği olarak dedi ki, dikkatinizi çekerim, Tanrı bir kadından doğmuş olamaz dedi. Meryem olsa olsa insan olan İsa'yı doğurmuştur. İsa daha sonra tanrılaşmıştır. Uluhiyet daha sonra İsa'nın bedenine hulul etmiştir dedi. 431 yılında Efes'te toplanan Efes Konsili, yani 3. Ekümenik Konsil'de çoğunluk Nestorius'un görüşünü doğru kabul etmedi. İstanbul Patriği olan Nestorius'u aforoz etti. Ve görüşünü de sapkın, rafizi bir görüş olarak niteledi. Bakın patrik bile konsilde aforoz edilebiliyor. Ve ne dedi Efes Konsili? Meryem, Hazreti Meryem Teotokos'tur dedi. Teotokos, Tanrı taşıyan, Tanrı doğuran demek. Nestorius ne demişti İstanbul Patriği olarak? Hazreti Meryem Antropotokos'tur. Antropos insan. Antropotokos insan doğurandır. Ama biz Kristotokos deriz. Mesih'i doğurmuştur. Ama Teotokos diyemeyiz. Çünkü Tanrı bir kadından doğmuş olamaz dedi. Bu görüş reddedildi. Ve bereket tanrıçası Artemis'in, Artemis kültünün, ibadetinin, inanç ve tapınmasının yaygın olduğu Ege bölgesinde, Efes'te kilise ne yapmış oldu? Artemis adını kaldırdı, yerine Meryem'i koydu ve Meryem'i de tıpkı pagan Anadolu inançlarında olduğu gibi bir tanrı, bereket tanrıçası haline getirdi. Yani Tanrı doğuran. Ve şimdi yani Kur'an-ı Kerim'de Yüce Mevla Hazreti İsa'yı hani sigaya çekiyor ya, sen mi onlara beni ve annemi iki ilah edinin dedin? Hazreti İsa cevaben buyuruyor ki haşa diyor. Sen beni onlara gönderdiğinde, İsrail oğullarına gönderdiğinde ben onlara beni ve sizi hepimizi yaratan yüce Allah'a iman ediniz diye bir olan Allah'a kulluğa davet ettim. Senin bana emrettiğini ben onlara ilettim. Felemme teveffeyteni, vakta ki sen benim ruhumu kabzettin, beni
dünyevi görevim sona erdi ve benim ruhumu aldın ve beni onlardan ayırdın. Ondan sonra onların ne yaptıklarını sen daha iyi biliyorsun diyor. Şimdi buradaki ifadeden hareketle Batılılar diyorlar ki, teslisin hiçbir zaman için bir üknumu Hazreti Meryem olmamıştır. Babadır, oğuldur, kutsal ruhtur. Meryem yok. Ama bakın bu ayette Hazreti İsa'ya Cenab-ı Hak sen mi onlara, Hristiyanlara, insanlara beni ve annemi iki ilah edinin dedin sorusu Meryem'in de ilahe olduğunu ortaya koyar ki biz de teslisin üknumu unsuru olarak Hazreti Meryem söz konusu değildir diyorlar. Peki de onlara demek lazım. Yani 431 Efes Konsili'nde siz ne yaptınız? Hazreti Meryem'i nasıl tavsif ettiniz? Nestorius ne kadar güzeldi. Yani Nestorius diyor ki Meryem insan olan İsa'yı doğurmuştur. Ama siz Meryem'e Tanrı doğurttunuz. Dolayısıyla Meryem'e Teotokos Tanrı doğuran dediniz. Tanrı'nın oğlu Tanrı oluyor da Tanrı doğuran Tanrı olmayacak mı o zaman? Ha teslisin unsuru değil. Üç üknumdan biri değil ama Meryem'e bu niteliği vermek paganist dönemdeki bereket tanrıçası inancının Artemis adını değiştir, Meryem olarak devamı demektir. Ki Artemis de biliyorsunuz Orta Anadolu'daki bereket tanrıçası Kibele'nin Batı Anadolu'daki versiyonuydu. Şimdi 451 yılında bir konsil toplandı. 431'de Meryem Tanrı olan İsa'yı doğurdu. İsa'da iki tabiat var, insanlık var, ilahlık var. Bir tek şahıstır, şahıs İsa. Ama iki ayrı yönlü tabiatı var. İskenderiye Teoloji Okulu, Nestorius'e tepki olarak, Nestorius nasıl insanlığını öne çıkardı? Meryem karnında 9 ay taşıdığı İsa insandı. Dünyaya getirdiği insandı. Belli bir süre insan olarak varlığını sürdürdü Hazreti İsa. Sonra uluhiyet onu hulul etti, enkarnasyon ilahlaştı. Burada Hazreti İsa'nın insanlık tabiatına daha çok yer verilmiş oluyor. Buna tepki olarak İskenderiye Teoloji Okulu hayır dedi. Bunun tam aksini savundu. Hazreti İsa'da insanlık ve tanrılık gibi iki tabiat vardı ama dedi, tanrılık vasfı, uluhiyet vasfı galebe çaldı. İnsanlık vasfı, uluhiyet vasfı içerisinde eridi. Artık o tek tabiatlıdır. Monofizittir. Dolayısıyla 451 Kadıköy Konsili'nde konsile katılmayan Ermeniler, konsile katıldığı halde görüşü farklı olan monofizitliği savunan Süryaniler, Habeş Kilisesi, Kıpti Kilisesi ana gövdeden ayrıldı. 1054 yılı bu ilk bölünmeden sonra ikinci çok büyük bölünme Hristiyanlık tarihinde 1054 yılında yaşandı. 1054 yılında Hristiyan dünyası ikiye bölündü, Katoliklik ve Ortodoksluk olarak. İtalya Roma merkez olmak üzere Batı Roma topraklarında yükselen Hristiyanlık kendisini Katoliklik olarak niteledi. Katolik evrensel demek. Yani Roma demek istedi ki bütün dünya Hristiyanlığını ben temsil ediyorum. Ben evrenselim. Buna karşılık da İstanbul kendi haklılığını, orijinal ve otantikliğini göstermek için o da ben Ortodoksum dedi. Ortodoksa doğru yol demek. Bizim İslami terminolojide sünni inanç. İki kilise böylece birbirinden ayrıldı. Bu ayrılışta itikadi noktalarda birbirinden farklılık var mı? Var. Ameli noktalarda iki cephenin birbirine farklılığı var mı? Var. 1517 yılında da Luther çıktı. Papalığın kilise hiyerarşisinde dini makam ve mevkileri suistimal ederek zengin kim çok bağış yaparsa ona böyle adeta bol keseden dağıtması ve kilisenin Vatikan'ın kendi içerisinde kokuşması, çürümesini tepkiyle karşılayarak Vatikan'a karşı Huruç Ale Sultan adeta isyan bayrağını çıkartacaktı. Luther de kendisi papazdı, bir Katolik papazdı. Vatikan'ın papalığın uygulamalarına tepki olarak eleştirilerinde haklıydı. Tepki olarak Vatikan bu defa papalık kim? Papalık, birazdan geleceğim buna.
Batı toplumlarında en büyük nüfuzdu, siyasi güçtü. 800 yılında Şarlman'a tacını papa giydirdi. Yani doğuda Bizans'ta kilise Sezar'ın, Kayser'in emrindeydi. Çünkü Bizans İmparatorluğu ayaktaydı. 395'te Roma ikiye ayrıldı. Doğu Roma, Bizans 1453'e kadar ayakta kaldı. Kilise devletin himayesindeydi. Batı'da 476'da Roma yıkıldı. Devlet yıkıldı. Kuzeyden gelen barbar istilalarıyla falan. Ama toplumda kilise teşkilatlanması varlığını sürdürdü. Dolayısıyla Batı'da adım adım kilise devlete hakim oldu. Dolayısıyla papalar krallara taç giydirir, hatta kralları tahtlarından ve taçlarından azleder noktaya geldiler. İşte böyle bir ortamda Luther kalkıp da papaya karşı çıkması, papalığın Luther'i aforoz belgesi, aforoz belgesi de Luther'in yırtıp atması, Batı dünyasında papalığın hegemonya ve otoritesine en büyük saldırıydı. Dolayısıyla bu hareket boğulmak istendi. Vatikan'da Luther hareketi boğulmak istendi. Ama Almanya'daki prenslikler Luther hareketinin yanında yer aldılar. Dolayısıyla papalık Luther hareketini boğamadı. Dolayısıyla yani kısaca şu şemayı çizdikten sonra şimdi Vatikan ve papalık noktasına gelelim. Vatikan bugün dünya üzerinde bulunan devletler arasında yüz ölçümü olarak en küçük bir devlet. 44 hektarlık bir toprağa sahip. İtalya'nın Roma şehrinin bir mahallesi. Çevresi surla çevrili. Vatikan dünyevi bir devlet. Bu devletin teşkilatı var. Tıpkı diğer devletlerde olduğu gibi yurt dışı temsilcilikleri, elçilikleri var. Orada Vatikan Genel Sekreteri diye adlandırılan başbakan var. Değişik bakanlıklar var. Ama yüz ölçümü 44 hektar. Nüfusu normal şartlarda 800. Ama bu 1500'e kadar çıktığı oluyor. Şimdi Vatikan Devleti'nin başkanı, Vatikan Devleti'nin idare şekli mutlak monarşi. Krallık. Devlet başkanı papa. Papanın iki ayrı şapkesi, külahı var diyelim. Birisi devlet başkanlığı titri var. Tıpkı diğer devletler gibi, devlet başkanları gibi protokolde bir devlet başkanı olarak karşılanan, uğurlanan bir devlet başkanı. Diğer taraftan ise ruhani lider. Devlet başkanı olarak 44 hektarlık bir toprak parçasında ve orada 800-1500 kişi. Ama ruhani lider olarak papa, yeryüzündeki 1 milyar veya 1 milyarı biraz aşkın Katoliklerin en büyük ruhani lideri ve mutlak otoritesi. Papanın böyle bir yetkisi, böyle bir salahiyeti de var. Şimdi Vatikan Devleti 1929 yılında İtalya devletiyle, hükümetiyle varılan bir anlaşma sonucu bugünkü statüsünde yer aldı. Ve milletler cemiyeti içerisinde bağımsız bir devlet olarak yer aldı. Ama bu bağımsız devlet bir monarşidir. Zaten Batı ülkeleri demokrasi havariliği yaparlar, önderliği yaparlar ama Batı ülkelerinin çoğunda hala krallıklar vardır, değil mi? Belçika'da kral vardır, Albert 2-3. Hollanda'da kraliçe var. Danimarka öyle, İspanya öyle yani onlar. İngiltere öyle. Yani onların bir kısmı krallığı geçmişten gelen bir makam, sembolik bir makam olarak muhafaza ediyor. Kralın orada bulunması, insan hakları noktasında eksiklikler ve vesaire veya insan hakları tanımıyor, faşizan, totaliter bir baskı vesaire gibi anlamada gelmemeli ama kralları var. Yani İngiltere demokrasinin beşiği diye takdim edilir ama krallığını, kraliçe hala muhafaza ediyor. Hala da bu İngilizlerin sahip çıktıkları ve Büyük Britanya İmparatorluğu'nun birliğini, vahdetini simgeleyen bir simge olarak var. Bu bizde de halife olarak söz konusuydu. İstiklal Savaşı'nda falan halifelerin, geçen televizyonda bir programda vardı. Yani Hindistan Müslümanlarının
Kurtuluş Savaşı veren Anadolu Müslümanlarına mali katkısı ne kadar çoktu? Bunun ne kadarı İş Bankası'nın kuruluşuna maya oldu falan diye konuşuluyordu. Ne kadarının aslı var, ne kadarı doğru. Ama Rusya üzerinden de aktarılan, Anadolu Müslümanlarına aktarılan bu, dünya Müslümanlarının, özellikle Hint alt kıtası Müslümanlarının katkılarının büyük çoğunluğu Rusya tarafından el konuldu. Çok cüzi bir kısmı bize aktarıldı. Yani papalık böyle. Şimdi papalık kurumu nasıl oluştu? Onu söyleyelim. Papa Yunanca bir kelime. Baba anlamına geliyor. Zaten kilise önderlerine de peder diyorlar onlar ya, pederler. Kilise babaları dediğimiz. Doğu kilise babaları, Batı kilise babaları, Grek kilise babaları, Latin kilise babaları gibi. Hristiyanlık ilk ortaya çıktığında Filistin topraklarında ortaya çıktı. Hristiyanlığın kurucusu diye takdim edilen Hazreti İsa aslında Hristiyan kelimesini kullanmadı. Tebliğ ettiği dine Hristiyanlık demedi. Bunu bir kere kabul edelim. Yani Hazreti İsa tebliğ ettiği dini gönderildiği kavim, ki Hazreti İsa'nın gönderildiği kavim İsrail oğullarıydı. İsrail oğullarının o tarihte konuştuğu dilde tebliğ faaliyetini yaptı. İşin gereği de zaten budur. Hey peygamber, gönderildiği kavmin diliyle tabii ilahi mesajı tebliğ edecek. Hazreti İsa Aramice konuştu. O dönemde Filistin coğrafyasında bir Helenistik Yahudiler vardı, bir de İbrani Yahudiler vardı. Helenistik Yahudiler Grekçe konuşuyordu, Helenistik kültürün ve felsefesinin etkisi altındaydı. Ama Filistin'de bir çekirdek İbraniler vardı, Aramice konuşan. Hazreti İsa işte bu Aramice konuşan Yahudiler, İsrailoğulları arasında peygamber olarak hak dini tebliğ etti. Hangi dilde tebliğ etti? Aramice tebliğ etti. Ama ve Hazreti İsa'ya ilk inananlar da Yahudilerdi. İlk havariler, ona ilk inananlar Yahudi. Yahudilerden bir kısmı, bazıları Hazreti İsa'ya inandılar. O havariler de bu köktendi. Havarilerin lideri olan Hazreti İsa'nın yeryüzündeki vekili olan ve ilk Roma piskoposu olan Saint Pierre de buradan geliyordu. Saint Pierre de Yahudiydi. Evliydi. İlk adı Simon'du. Simon Saint Pierre'in. İşte Hazreti İsa Aramice konuştu ve Ateynahul İncil'e ayetinde buyurulan İncil'i Arami dilinde onlara tebliğ etti, iletti. Ama Hristiyanlık Filistin toprakları dışında İlk önce Antakya başta olmak üzere Pagan Roma İmparatorluğu topraklarında yayıldı. Ama o topraklarda Grekçe konuşuluyordu. Çünkü Helenistik kültürdü. Mısır, İskenderiye, Anadolu toprakları Grekçe konuşuyordu. Dolayısıyla Hristiyanlık Filistin dışında yayılınca, Filistin'de fazla yayılamadı. Niye? Yahudilerin Hazreti İsa'ya ve onun mesajına karşı tepkileri vardı. Hazreti İsa'yı öldürmek istediler. Çünkü Hazreti İsa Kudüs'te Süleyman Mabedi veya Beyt Hamiktaş veya Beytül Makdis'e hakim olan, oranın yönetimini elinde bulunduran Yahudi kohenleri, din adamlarının tebliğ ettikleri, anlattıkları din gerçek din değil diyordu Hazreti İsa. Onların öğütlediği dini, dini anlayışı eleştiriyordu. Onlar sadece şekle bakıyor, işin ruhunu, özünü unutmuşlar diyordu. Bunun bir örneği olarak mesela ne diyordu? Zina etmeyeceksin denildiğini işittiniz. O zaman da zina edenlerin Tevrat'a göre zina suçunun karşılığı cezası ölümdür. Taşlanarak ölüm, rejim. Zina edenler bekarsa ceza farklı, evliyse farklı, meskün mahaldeyse farklı, gayri meskün mahaldeyse farklı. Ama her halükarda ölüm. Şimdi ileri gelenler yapınca yapmıyorlar, ötekiler olunca bunu yorumluyorlar. Yani dini kendileri yazdıkları şekilde veya yazdıklarını din diye takdim ediyorlar. Hazreti İsa işi özüne döndürmeye çalıştı. Ya beni İsrail'e inni Resulullah ileyküm. Ey İsrailoğulları, ben Allah'ın size gönderdiği elçisiyim.
Musaddikan limâ beyne yede yeminet Tevrat'ı, benden önce gelen Tevrat'ı tasdik etmek üzere geldim. Hazreti İsa Tevrat kurallarına, yani şeriate göre yaşadı mı? Yaşadı. Bir Yahudi çocuğuydu anne yoluyla, Hazreti Meryem yoluyla. Her Yahudi erkek çocuğu gibi doğumunun 8. gününde sünnet edildi. Annesi 40 günlük temizlik süresini doldurunca mabede gitti, götürüldü. 12 yaşına gelince hala bugün Yahudilikte uygulanan bar mitzva, yükümlülük çağı, tekrar mabede gitti. Hazreti İsa ömrü boyunca sinagoglarda vaaz etti, gerçek dini tebliğ etti, ibadetini yaptı. Yani Yahudi şeriatını uyguladı. Ama Yahudi din adamlarının değiştirdikleri mahiyetini, bayağı çarpıttıkları dini özüne döndürmeye çalıştı. Mesela ne dedi? Zina etmeyeceksin denildiğini işittiniz. 10 emirden birisi zina etmeyeceksindir. Hazreti Nuh'a Cenab-ı Hakk'ın verdiği 7 emirden biri zina etmeyeceksindir. Hazreti Nuh'a gelen emirler biz Müslümanlar için de geçerli midir? Geçerlidir. 42. Şura suresinin 13. ayeti, Estağfirullah. Şer'a leküm mineddini me vessabihi Nuhan. Nuh'a tavsiyesini sizin için de dinde uyulacak kurallar kıldı. Hiçbir din, ilahi kaynaklı hiçbir din zinayı mazur gösteremez, hoş gösteremez, mübah da gösteremez. Zina etmeyeceksin denildiğini işittiniz diyor Hazreti İsa. Fakat ben size derim ki eğer bir göz şehvetle bir kadına baktıysa o göz zina etmiş sayılır, onu çıkar at diyor. Bakın, zina etmeyeceksin emrine daha bir ahlaki derinlik kazandırıyor. Öldürmeyeceksin denildiğini işittiniz. Fakat ben size derim ki diyor, mabede takdime arz etmek üzere gittiğinizde eğer bir inanan kardeşinizin, mümin kardeşinizin kalbini kırdığınızı hatırlarsanız takdimeyi orada bırakın. Aziz Allah. Gelin önce onun gönlünü alın, sonra gidip takdimeyi arz edin. Yani birinin kalbini kırmak onu öldürmekle eşdeğerdir diyerek işe daha bir ahlaki, insani boyut kazandırıyor. Sadece zahiri kurallar uygulanıyordu. Cumartesi yasakları hala Yahudilikte günümüzde vardır. Cuma günü akşam güneşin batışından, cumartesi günü akşam güneşin batışına kadar enerjiyi harekete dönüştürmek genel prensip olarak yasaktır. Niye? Çünkü onların inancına göre Tanrı 6 günde evreni yarattı, 7. günde yaratılışa ara verdi. İstirahat etti. Şabat, Sebt, cumartesi. Dolayısıyla telefonla konuşamazsın, araba kullanamazsın, ışık yakamazsın, ateş yakamazsın, düğmeye basamazsın, 2 ilmikten fazla dikemezsin, 2 harften fazla yazamazsın. 40 küsur yasak vardır ki bunlar Tevrat'ta yer almıyor ama Mişna ve Talmud'da tafsilatıyla anlatılıyor. Şimdi Yahudiler, bu koyu fanatik Yahudiler Hazreti İsa'yı cumartesi günü havarileriyle birlikte bir ekin tarlasında buğday başaklarını avuçlarında ufalayıp taneleri yiyince hemen çıktılar. Siz Sebt kurallarına aykırı davranıyorsunuz dediler. Hazreti İsa o zaman dedi ki Sebt insan içindir. İnsan Sebt için değil. Bakın dinin menşei nedir? Dinin merkezi, hedefi insandır. Ya bütün o kurallar insanın salahı, iyiliği ve mutluluğu içindir. Şimdi mabedi yöneten hahamlar Hazreti İsa'nın bu mesajı karşısında ki bu mesajı kendi uygulamalarına adeta eleştiriyordu. Dediler ki din elden gidiyor. Bütün bir din ve bütün bir millet elden gitmektense bir kişinin yok edilmesi evladır. İsa Mesih'i öldürelim diye planlar yaptılar. Kur'an'ı gereğimi takip edersek. Ama ne oldu sonunda? وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ. Onu ne öldürebildiler ne çarmıha gerdiler. Yani Yahudiler bu emellerinde muvaffak olamadılar. Ama Yahudilerle Hazreti İsa arasında, hahamlar da Hazreti İsa'da Yahudi kökenli olmalarına, her ikisi de Musa şeriatini kabul edip ona göre yaşamalarına rağmen derin bir uçurum ve ayrılık vardı. Şimdi Hazreti İsa'ya ilk inananlar Yahudilerdi dedik. Yahudi iken, yani Yahudiliğe göre doğup sünnet olan, domuz eti yemeyen, dini kuralları uygularken öteki Yahudilerden farklı olarak Hazreti İsa'yı peygamber ve Mesih olarak kabul ettiler. Yahudilerden farkı buydu.
İlk Hristiyanların farkı buydu. Bunlar Hazreti İsa'dan bir 20-30 yıl sonra, Hazreti İsa 27-28 yılında milattan sonra dünyevi görevi, peygamberlik görevi sona erdi. 44 yılında ilk defa Hristiyan kelimesi Antakya'da kullanıldı. Hristiyan kelimesi Yunanca Hristianos'tur. Hristianos. Yunanca'da Hristos, Mesih demektir. Mesih. Hristianos, Mesih inanlısı, Mesih'e inanan, Hazreti İsa'yı Mesih diye kabul edip onun yolundan giden demektir. Bu kelimeyi ilk defa kullananlar Hazreti İsa'ya inanmayan Antakyalılardır. Kim için kullandılar? Hazreti İsa'ya inanan Antakyalılar için, ona inanmayan Antakyalılar, ha bu mu? Bu Hristianos'tur, Mesih yanlısıdır dediler. Hazreti İsa bu kelimeyi kullanmadı. Çünkü bu kelime Yunanca. Hazreti İsa Aramice konuşmuştu. Şimdi Hazreti İsa tebliğ faaliyetine başladı. Kendisine inananlar sadece 12 havariden ibaret değildi. Çok fazla insan grubu ona inandı. Hele ki dağ vaazında, meşhur Zeytin Dağı vaazında binlerle kişi oradaydı ve bir mucize, çok küçük bir azıkla o kadar insan doyuruldu. Şimdi Hazreti İsa kendisine inananlar içerisinden 12 tanesini adeta yol arkadaşı, devamlı birlikte olacağı, mesajı, ilahi mesajı kendilerine aktaracağı ve onların da kaleme alacakları sırdaşlar olarak seçti. Bunlardan biri de Saint-Pierre'di. Saint-Pierre, batı dillerinde biz Saint-Pierre diyoruz. Asıl Simon Petrus. Saint-Pierre bir Yahudiydi. Kardeşi Andreas, Ortodoks Bartolomeos'a göre, Ortodoks Hristiyanlığa göre İstanbul Kilisesi'nin kurucusu Andreas'tır. Bakın, Hristiyanlıkta şöyle bir endişe ve gayret de vardır. Bütün Hristiyan gruplar, farklı kiliseler kendilerinin bir havari tarafından Hristiyanlaştırıldıklarını, yani kaynaklarının havari olduğunu öne sürmek suretiyle kendi mezheplerine, kiliselerine meşruiyet kazandırmak istiyorlar. Mesela Ermeniler, daha düne kadar Gregorian Ermeniler diye bilinirdi bizim Türkiye'de. Kumkapı'da Ermeni kilisesi var. Ortodoks Ermeniler. Katolik Ermeniler de var burada. İstanbul'da Süryani Ermeniler de var. Bu aynı zamanda bize Hristiyanlık içi, iç misyonerlik hareketini de gösterir. Ama Ermeniler bugün, Ortodoks Ermeniler, Gregorian Ermeni kelimesi denilmesini istemezler. Buna karşılar. Ya ne diyorlar? Biz Apostolik Ermeni Kilisesiyiz diyorlar. Apotr, havari. Apostolik, havarilere dayanan demek. Ha biz niye Gregorian dendi onlara? Çünkü 300 yılında, milattan sonra 300 yılında Aziz Gregoire, Gregorian oradan geliyor. Aziz Gregoire gitti, Ermeni kralını Hristiyan yaptı. Kral Hristiyan olunca kralın şeyiyle, örneğinde Ermeniler de Hristiyan oldular. Bunlar Aziz Gregoire tarafından Hristiyanlaştırıldıkları için bunlara Gregorian, Gregoire tarafından Hristiyanlaştırılanlar dendi. Ama bugün deniyor ki bizim başlangıcımız Hristiyan oluş, başlangıcımız 301 yılı Saint Gregoire, Aziz Gregoire değildir. Ya biz ta havarilerden, İşte şu havari, Taddeus veya Bartolomeos'a kadar dayanan bir geçmişimiz var. Onun için biz Apostolik Ermeni Kilisesi diyorlar. Şimdi 12 havari seçildi. Bunlardan biri Pierre, diğeri onun kardeşi Andreas'tı. Andreas da İstanbul Ortodoks Patrikliği'nin veya kilisesinin kurucusu diye. Ortodoks Fener Rum Patrikliği kendi orijinini, başlangıcını havari Andreas'a kadar dayandırır. Şimdi aynı iddia, inanç Roma için de geçerli. Yani Katoliklik için de geçerli. Saint-Pierre'in asıl adı Simon'du. Daha sonra ona Hazreti İsa Arami dilinde, gel şeydi, Taberiye Gölü'nde balıkçıydı bu. Peşör, balık avcısı, kardeşiyle birlikte. Gel dedi, artık balık avını bırak, bundan sonra insan avı.
Yani insanlara doğru yol hidayet edilecek, gösterilecek, anlatılacak. Peşimden gel, Andreas da, Petrus da, onun peşinden, Simon da peşinden gittiler. Daha sonra Hazreti İsa Simon'a senin adın dedi Kefas olsun dedi. Aramice Kefas. Kefas kaya demek. Kaya. Bu Kefas kelimesi Grekçe'ye Petros olarak geçti. Latince'ye Petrus diye geçti. İlk adı neydi? Simon'du. Petrus da eklenince adı Simon Petrus oldu. Batı dillerinde Aziz Petrus anlamında Saint Pierre dendi. Petrus İncillerin anlatımına göre 12 havari içerisinde havarilerin lideri pozisyonundaydı. Yakup ve Yuhanna ile birlikte Petrus üçü Hazreti İsa'nın adeta yarı gariydi, en yakınıydı. Bu transfigürasyon olayında bizzat görgü tanığı olan bu üç havariydi. Hazreti İsa'nın yanından ayrılmadılar. Ve Hazreti İsa tebliğ faaliyeti sonunda semaya çıkmadan önce dedi ki ben kilisemi bu kaya üzerine kuruyorum. Hazreti İsa'nın kilise dediği aslında cemaatti. Cemaat. Kilise kelimesi üç ayrı anlama gelir. Batı dillerinde eklezia kelimesi aslında o da Arapça kenise kelimesidir. Kenise. Kenise kelimesinin aslı da İbranice kinessettir. Bakın sessiz harfler aynı. İbranice kinesset toplanma yeri demek, cami. O kiliseye, oradan kiliseye geldi. Ben kilisenin üç anlamı var. Bir, inananlar topluluğu, dini cemaat. İki, mabet, yapı. Üç, mezhep. Katolik kilisesi deyince, yani çan kulesiyle falanla filanla Katolik mabedinden çok ve öte Katolik mezhebi demek istiyoruz. Ortodoks kilisesi deyince Ortodoks mezhebi demek istediğimiz gibi. Şimdi ben kilisemi bu kaya üzerine, kaya dediği Petrus'u göstererek dedi. Petrus'un adının anlamı kaya ya. Yani benden sonra bana inananlar cemaatini, topluluğunu bu kaya gibi sağlam kişiye emanet ediyorum demek. Şimdi Petrus havarilerin lideri ve Hazreti İsa artık giderken cemaatini ona emanet ediyor. Peki Hazreti İsa'dan sonra ne oldu? Katolik kilisesi diyor ki Hazreti İsa gider ayak kendisine vekil olarak Simon Petrus'u seçti ve cemaatini, inananlar topluluğunu, kendi müminlerini ona emanet etti. Simon Petrus Saint Pierre de Roma'nın ilk piskoposuydu. Papalar Roma piskoposudur. Saint Pierre'in halefleridir. Saint Pierre Hazreti İsa'nın yeryüzündeki vekilidir. Ondan sonra gelen Roma piskoposları ki Roma piskoposlarına artık Papa deniyordu. Onlar da Saint Pierre'in halefleridir. Dolayısıyla bizim Hristiyanlığımız, bizim kaynağımız, bizim menşeimiz o denli sağlamdır ki Hazreti İsa'ya kadar gider. Hazreti İsa yerine seçtiği kimse o bizim başımızdaydı. Ondan sonra öteki nihayet işte 16. Benedikt'e kadar geldi. Yani 265 papa geçti Saint Pierre'den günümüze. Katolik kilisesi kendi otantikliğini, orijinalliğini, dini yetkinliğini ve etkisini buradan alıyor. Yani kendine böyle bir şecere, soy ağacı çizmiş oluyor. Saint Pierre ne yaptı Simon Petrus? Bakın İncil'lerdeki havari imajı, Kur'an'daki havari imajıyla birebir çakışmaz. Farklıdır. Kur'an-ı Kerim'de hatırlayın, Hazreti İsa, men ensari ilallah, Allah yolunda kim benim yardımcılarımdır dediğinde, kâlel havariyûne nahnu ensarullah, biz senin yardımcılarınız dediler. Ve Kur'an-ı Kerim'in çizdiği havari portresi, Hazreti İsa'nın söylediğini yapan, onun yolundan gidendi.
Ama İncil'lerdeki havariler biraz farklıdır. Nasıl farklıdır? Mesela havarilerin lideri olan Petrus'tan siz peygamberi olan, sahibi olan, efendisi olan, Rab kelimesi de kullanılıyor. Bugün hala Yahudilikte Rav kelimesi vardır. Rav kelimesi İbranice'de B harfi kelimenin ortasına veya sonuna geldiğinde V diye telaffuz edilir. Rav İsakaleva, hahambaşı. Rav yani Rab demek. Rab da üstad demek. Şimdi Hazreti İsa dedi ki sen beni dedi, ben bu dünyadan ayrılmadan önce 3 kere inkar edeceksin. Şimdi akla gelebilir mi? Mümkün müdür havarilerin lideri? Sen Mesih'sin diye havariler içerisinde ilk defa Hazreti İsa'nın Mesihiyetini ifade eden kişi, Perşembe günü akşam Hazreti İsa İncil'lere göre yakalandı ya, Kutsal Perşembe havarileriyle beraber son akşam yemeğini yedi. Sonra Yahuda İskariot, Romalı askerler ve Yahudilerle geldi. İşte Hazreti İsa'nın saklandığı yeri gösterdi, ispiyon etti. İsa Mesih İncil'e göre yakalandı. Doğru Sanhedrin'e, Sanhedrin Yahudi dini mahkemesi. Gece gece oraya götürüldü. Mahkemede hahamlar İsa Mesih'i sigaya çektiler ve İsa Mesih'in katline hükmettiler, fetva verdiler. Ama bölgede Yahudiler bağımsız değildi. O dönemde bölgeye Roma İmparatorluğu hakimdi. Ve bölgede de Roma valisi vardı Filistin'de. Cezai infaz yetkisi Yahudilerin elinde değildi. Roma valisinin elindeydi. Onun için ertesi gün, bu bizim inancımızda çok sapkındır, kral iddiasında bulunuyor. Bakın Pontius Pilatus'a, Roma valisine, bu Yahudi kurnazlığını görün. Hazreti İsa'yı ne diye şikayet ettiler biliyor musunuz? İki yönde. Bir, dediler ki bu Yahudilerin kralı olduğunu iddia ediyor. Düşünün, bir siyasi otorite var. Siyasi otoritenin emri altında birisi kalkıyor, ben siyasi otoriteyim, ben kralım diyor. Hiçbir siyasi otorite kendisine rakip olabilecek, kendini koltuğundan edecek bir başka güce o manada fırsat tanımaz. İki, vergi dedi. Sezar'ın hakkı Sezar'a, Tanrı'nın hakkı Tanrı'ya diyerek. Vergi konusunda da bakın, hem mali yönden hem siyasi iktidar yönünden Pontius Pilatus'un hayır diyemeyeceği iki can alıcı noktadan Hazreti İsa'yı şikayet ettiler. Şimdi Hazreti Petrus ne yaptı biliyor musunuz? Hazreti İsa yakalanıp derdest edilip götürülürken bu havariler kaçtılar bir kere. Bakın, havarilerin her biri kaçtı. Kim kaldı? Petrus kaldı. Bağlı. Ama Petrus'a da dediler, bak bu onu tanıyor, hayır ben onu tanımıyorum dedi. İkinci, üç kez İsa Mesih'i tanımadığını ifade etti Petrus. Bir, şu havari imajını düşünün. Bir de Kur'an-ı Kerim'de nahnu ensarullah diyen ve bu manada teslimiyet gösteren havarileri düşünün. Gerçi Kur'an'a göre de o havariler Hazreti İsa'dan ne istediler? Siz bilirsiniz onu. Hazreti İsa dua etti ya semaya kaldırıp ellerini. Rabbena enzil aleyna maideten mines semai dedi ya. Ne istediler? Gökten sofra istediler. Havariler gökten sofra istedi. Bugün Hristiyan meşhur onların dominikal dualarında pazar günü okudukları. Ey göklerdeki semavi babamız, bize bugünün ekmeğini ver diye dua ediyor bugünkülerde. Onlar sofra istemişti. Bunlar da günün ekmeğini istiyor. Biz ne istiyoruz Müslümanlar olarak? Biz de ihdine sıratel müstakim istiyoruz. Bakın arada fark var. Ha bu noktada size bir kitap tavsiye edebilirim. Muhammed Hamidullah merhumun, ki o çok büyük bir alimdi, hakikaten İslam'ı tam olarak yaşayan, Paris gibi bir şehirde Avrupa'da yaşayan, tam 20. yüzyılın adeta bir veli insanıydı o. Ben onu orada 85 yılında gördüm. Her cuma gelirdi Paris Camii'ne. Yani yazdığı eserler, ki mesela bir İslam peygamberi düşünün. Yani batılılara yönelik yazdığı Le Prophète de l'Islam 2 cilt, İslam peygamberini farklı yönleriyle o kadar güzel anlatan bir başka kitap daha yok. Kaynaklara inanarak.
Vel Elvesaikü Siyasiye ve pek çok eseri var. Eserlerini paraya dönüştürüp bu parayı kendine tahsis etmek isteseydi çok lüks bir hayat yaşayabilirdi. Ama Paris'te 5 katlı asansörsüz bir binanın 5. katında sadece 2 odadan ibaret bir yerde kalıyor. Yalnız başına. O binanın kapıcısı olan bayan, bu yaşlı hoca, Hamidullah Hoca Müslüman, o Hristiyan. Merdivenle çıkarken yukarıya 5. kata arada nefes alsın diye orta kata sandalye koyuyor koridora. Ve bu Hamidullah merhum Fransa'da o kadar çok öğrenci yetiştirdi ki Fransa hükümeti ne olur dedi ya, bu Fransızlardan yakanı elini çek. O da dedi ki siz de Müslümanlardan elinizi çekin. Buraya nereden geldik? Muhammed Hamidullah'ın, ha bize bugünkü ekmeğimizi ver diye oradan geldi oraya. Muhammed Hamidullah'ın yazdığı, Türkçe'ye çevrilen, Türkçesi, İngilizcesi, Fransızcası ve Almancası hepsi bir arada. İslamiyet ve Hristiyanlık diye en son benim bildiğim Beyan Yayınları'ndan çıkmıştı. Göreniniz oldu mu onu hiç? Bakın iki kitabı mutlaka okuyun. Yani bu konulara biraz ilgi duyuyorsanız. İslam'la Hristiyanlığı belli ölçüde mukayese etmeyi istiyorsanız, Muhammed Hamidullah'ın yazdığı İslamiyet ve Hristiyanlık Beyan Yayınları'ndan. Bir de İslam'ın Hristiyanlığa karşı üstünlüğünü, ömrünün 70 yılını Hristiyan olarak geçiren ama sonra hidayet nasibi olan ve zihnindeki binlerce soruya en üst rütbeli papazlardan, psikopatlardan cevap bulamayıp da İslam'ı seçince rahatlayan, zihin dünyası ve hayatı rahatlayan Eva Vitroy Meyerowicz, Mesnevi'yi Fransızca'ya çeviren. Bunların hepsi Hamidullah vasıtasıyla bir şekilde İslam'la tanıştılar. Ben orada epey kadın gördüm, yaşlı. Hamidullah vasıtasıyla İslam'ı tanıyıp Müslüman olmuşlar ve bugün orada hala Müslümanca yaşıyorlar ve faaliyet gösteriyorlar. Eva Vitrey Meyerowicz'in İslam'ın Güler Yüzü diye Türkçe'ye çevrilen kitabı var. İslam'ın Güler Yüzü. İslam Lotte Visage diye. Bu hanımefendinin kalbi koyuyordu mu hocam? O kendisi vasiyet etmiş. Ben 2005-2009 yıllarında Paris'te din hizmetleri müşaviri olarak görev yaptım. Vasiyet etmiş, beni demiş mutlaka buralarda falan ölürsem beni Mevlana'ya yakın bir yere götürün diye. Onun bir talebesi vardı Konya'da, öğretim üyesi üniversitede. Ben oradayken geldi, Fransız makamlarıyla uğraşıldı vesaire. Sonunda iş gerçekleşti. Hatta biz din hizmetleri müşaviri olarak Eva Vitroy Meyerowicz'in kabrinin cenazesinin Fransa'dan alınıp Türkiye'ye intikalinde yardımcı olduk. Konya'ya defnedilir. Şimdi havarilerin farkını söylüyorduk. İşte Simon Petrus o gece 3 kez İsa Mesih'i inkar etti. Havarilerin lideriydi. Ama böyle bir tarafı da vardı. O gece Hazreti İsa bir kenara çekildi İncil'lere göre. Dua ile meşgul oldu. Aman uyanık durun, siz de dua ile meşgul olun, ibadetle dedi. Çekildiği uzakça bir yerden geri dönüp geldiğinde baktı ki hepsi mışıl mışıl veya horul horul neyse uyuyorlar. Kaldırdı bunları. Yani İncil'lerdeki havari profili biraz farklı. Neyse Saint-Pierre, şimdi Hazreti İsa semaya uruç ettikten sonra Saint-Pierre gene havarilerin lideri pozisyonunda. Hazreti İsa'nın semaya urucundan 10 gün sonra kutsal ruh havariler üzerine indi. Pentekost denilen 50. günde indi. Ölümden sonra dirilişi, rezürreksiyon. 40 gün havarileriyle birlikte kaldı İncil'e göre. Sonra semaya çıktı. Semaya çıkışı asansör. Ondan 10 gün sonra da kutsal ruh havariler üzerine indi. Ve havarilerin her biri farklı dilleri konuşur hale geldiler İncil'e göre. Ve dört bir tarafa dağılarak da İncil'i tebliğe başladılar. İşte bu dönemde Saint-Pierre'in gene bir öncü rolü var. Ama havariler
12 havari Yahuda İskariot ihanet ettiği için çıkarıldıydı. Onun yerine bir başkası Matthias havari olarak seçildi. Onun seçilme işini Saint-Pierre organize etti. Havariler gene sayı 12 oldu. İsrailoğullarının 12 kabilesine mümasil İsa Mesih'in 12 havarisi gene oldu. Ama havarilerin başkanlığı, liderliğini sahneden Saint-Pierre çekildi biraz. Liderliğini Hazreti İsa'nın kardeşi olarak İncil'lerde takdim edilen Aziz Yakup yapmaya başladı. 49 yılı geldi. Şimdi Antakya'da birilerinin Hazreti İsa'nın Mesihliğini kabul ettiği duyulunca kilise, cemaat yani ilk Hristiyan cemaati Barnabas'ı Antakya'ya gönderdi. Barnabas Kıbrıslı. 12 havariden biri değil ama Hazreti İsa'nın seçtiği 70 kişilik gruptan biri. Asıl adı Yusuf. Kudüs'te okumuş, Rabbi Gamaliel'in talebeliğini yapmış, İbranice biliyor, Helenistik kültür Kıbrıs, Grekçe biliyor. Saint Paul'un Kudüs'ten arkadaşı, okul arkadaşı. Saint Paul Tarsuslu, o da Kudüs'te okudu. Koyu bir Yahudi. Barnabas'ı gönderiyorlar havariler. Git Antakya'ya bak, nedir bu yeni bu dine İsa Mesih'i kabul edenlerin hali durumu nedir? Onlara bu gerçek dini anlatmaya çalış. Gidiyor Barnabas oraya Antakya'ya. Bir süre sonra bakıyor ki yalnız olmayacak. Geliyor Tarsus'a. Paulus'u da alıyor, eski arkadaşı ya. Paulus'u götürüyor Antakya'ya. Ama tabii bundan önce şunu söylememiz lazım. Hazreti İsa'yı hali hayatında görmeyen, ona inanmayan, Hazreti İsa'ya inananlara bir numaralı düşman olan Paulus, nerede bir İsa Mesih taraftarı olduğunu duyarsa, Kudüs'teki Yahudi makamlarından yetki belgesi alıyor, onları cezalandırmaya gidiyor. İstefanos'u öldürdüler. Saint Paul de başındaydı onların. Paulus Şam'da da böyle İsa Mesih inanlılarının olduğunu duyunca Kudüs'ten yetki belgesi alıyor, cezalandırmak üzere gidiyor. Şam yolunda bir vizyon görüyor, yanındakilerinin duymadıkları sesi duyuyor. İsa Mesih niye beni üzüyorsun diye Paulus'u azarlıyor adeta. Paulus Şam'a varıyor, sonra 3 yıl kayboluyor, Arabistan'a gitti diyor Rasullerin İşleri, Yeni Ahit. Sonra dönüyor, bir numaralı İsa taraftarı ve Hazreti İsa'nın mesajını gerçekten en iyi anlayan ve yorumlayan kişi olarak ortaya çıkıyor. Öteki havarilerin hepsi bunun ne denli bir İsa Mesih düşmanı olduğunu bildikleri için yanlarına sokmuyorlar. Bizim bu saf değil, çok saf ve samimi Barnaba kefil oluyor Pavlus'a. Diyor ki ben onu tanırım, Kudüs'ten tanırım. O böyle diyorsa, döndüm diyorsa, hidayete erdim diyorsa öyledir. Ve havariler ancak Barnabas'ın şehadetiyle Pavlus'u kendi aralarına alıyorlar. Şimdi tekrar deminki yere dönelim. Barnabas Antakya'ya gitti, baktı tek başına olmayacak, geldi. Tarsus'tan Saint Paul'u, Pavlus'u da aldı, beraber gittiler Antakya'ya. Yani İncil'i mesajı yaymaya çalıştılar orada. Antakyalılar ise Yahudi kökenli değil. Hristiyanlık ilk defa Yahudilerin dışındaki milletler arasında Antakya'da yayıldı. Önce Kudüs'teydi, Filistin'de, Antakya'da. Ama ortaya bir problem. Daha sonra Petrus da gitti oraya. Bakın bunun içindir ki Yasin suresinin 2. sayfasında وَضْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَ اِذْ جَاءَ اَهَلْ مُرْسَلُونَ var ya, oraya iki elçi gönderdik, sonra bir üçüncüyle takviye ettik. İşte önce Barnabas'la Paulus gitti, üçüncü olarak Petrus gitti. Sonra Habib-i Neccar, وَجَاءَ مِنْ اَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ. Ama tabii gönderen kim? Hazreti İsa kendi sağlığında Antakya'ya kimseyi göndermedi. Bunlar Hazreti İsa'dan sonra olanlar. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اسْنَيْنِ اَرْسَلْنَا'nın faili kim? Biz gönderdik diyor. Hüsrev abi? Allah. O zaman bu Antakya mıdır? Pavlus'la Barnabas ve Petrus mudur? Pavlus ki İsa Mesih'in peygamberlik çizgisinden ilahlık çizgisine dönüştüren ve Hristiyanlığı saptıran biridir. Onun böyle bir Allah elçisi veya İsa Mesih elçisi olması da düşünülemez. Çünkü işi hepten bozdu, dejenere etti. Neyse, Antakya'da bir problem çıkar.
bu adamlar Yahudi değil, putperest, başka milletlerden, biz Hristiyan İsa Mesih'e inanacağız, inanıyoruz diyorlar. Peki bunlar sünnet olacak mı? Bunlar Musa şeriatinden sorumlu tutulacak mı? Yoksa oradan müstahni mi kalacaklar? Problem ortaya çıktı. Geldiler bunlar Kudüs'e, havarilere, dediler ki karşımıza böyle bir problem çıktı, biz onlara ne diyeceğiz? Ey Antakyalılar, Hristiyan olacaksanız mutlaka sünnet olacaksınız. Musa şeriatını aynen kabul edip uygulayacaksınız. Domuz eti yemeyeceksiniz falan, cumartesiye riayet edeceksiniz. Yani bu şartları onlara dayatalım mı, dayatmayalım? Havariler 49 yılında toplandılar Kudüs'te. Dediler ki 4 şeyi onlardan isteyelim, onun dışında bir şey istemeyelim. 4 şey neydi? Kanın her halükarda kullanımı ve tüketimi yasak. Boğulmuş hayvan eti yasak. Allah'ın dışında başka ilahlara kesilenler yasak. Bir de zina yasak dediler. Musa şeriatındaki sınırlamalar bu 4'ten ibaret değil. Tevrat'ta 613 emir var. Bunun 280 kadarı emirler, kalanları yasaklar. Yasaklar bundan ibaret değil ama herhalde havariler, yani bu yeni Hristiyanlığa girecek olanların gözünü birden Musa şeriatını önlerine dayayarak korkutmayalım diye mi dediler? Ama bu Kur'an-ı Kerim'de de var. Müsrev abi, sen hafızsın. Hurrimet aleykümüddemu vel meytetü ve lahmul hınziri ve me uhille li gayrillah. Kan, dem, meyte, ölü hayvan eti, murdar et, domuz eti, lahmu hınzır ve Allah'tan başkaları için kesilenler. Bu havari İncil'de ne yapıldı bu İncil'de? Havariler konsilinde domuz eti yerine zina kondu. Zina zaten yasaktı. Domuz eti de yasaktı. Zaten ötekilere bakarsan kan, boğulmuş hayvan, Allah'tan başkaları için kesilenler, tabii deyince mantıki devamı domuz eti olması lazım. Zina farklı bir kategori. Bunu şimdi Resullerin işlerinde anlatıldığına göre havariler ilk konsilde onlardan sünneti vesaire istemediler. İşte sonra Paulus dedi ki havarilere, Petrus'a, ey Petrus dedi, sen havarilerin liderisin. Sen dedi git Yahudiler arasında sünnetlilik İncil'ini vaaz et. Ben ise öteki milletler arasında sünnetsizlik İncil'ini vaaz edeyim. Ve Paulus Anadolu topraklarının 3 önemli misyonerlik gezisinde hep artık Musa şeriatından sorumlu değilsiniz. Hazreti İsa gelinceye kadar kurtuluş ancak şeriatle mümkündü. Ama İsa Mesih'in gelişiyle şeriat hükmünü ve devrini yitirdi. Bundan sonra şeriata gerek yok. Ya kurtuluş nasıl mümkün olacak? Kurtuluş İsa Mesih sevgisi ve onun Tanrı olduğuna inanmakla olacak. Paulus doktrinini böylece ortaya koydu. Hazreti İsa'yı peygamber kabul eden, teslisi reddeden ilk o Yahudi kökenli Hristiyanlar var ya, Yakup başta olmak üzere. Onlar Hazreti İsa'yı teslisi kabul etmediler, enkarnasyonu kabul etmediler. Onlar sanki biz Hazreti İsa'yı nasıl inanıyorsak aynı şekilde devam ettiler. Ama 5. yüzyıla geldiler. Paulus'un yaydığı Hristiyanlık pagan Roma topraklarında yayıldı. 380'de Roma'nın resmi dini oldu. Ötekilerin temsil ettiği Hristiyanlık, Yahudilikle çok benzer olan o Hristiyanlık, Yahudilerin ayaklanması, bu ayaklanmayı bastıran Romalıların Yahudileri ezmesi neticesinde onlar da ezildiler. 5. yüzyıla gelince bunlar çok küçük bir cemaat kaldılar. Öbür taraf büyüdükçe büyüdü. Dolayısıyla sonra da yok oldular. Batılılara göre 5. yüzyılda Yahudi kökenli Hristiyanlık hareketi yok oldu. 7. yüzyılda İslam diye ortaya çıktı. Bakın Yahudi kökenli Hristiyanların inancıyla İslam'ın Hazreti İsa ve Hazreti Meryem'le ilgili inancı aynıydı. Şimdi tekrar Petrus'a dönersek, Petrus'un Pavlus'la tartışması, mücadele etmesi, biri balıkçı, öteki Kudüs'teki Yahudi akademilerinde okumuş. Yunan felsefesini iyi biliyor, Helenistik felsefeyi, Yahudiliği çok iyi biliyor, dilleri öyle. Baş etmesi zaten mümkün değildi.
Petrus yavaş yavaş sahneden çekildi. Biraz da bu Hristiyan literatürü artık Paulusçu Hristiyanlık, gerçek Hristiyanlık olunca kutsal metinlerde de Petrus geriye çekildi. Adeta silindi. Petrus ne yaptı? Petrus Kudüs cemaatini Yakub'a, Hazreti İsa'nın kardeşi diye takdim edilen Yakub'a ve ötekilere bıraktı. Pagan Roma diyarını Paulus'a bıraktı. Kendisi Kudüs dışındaki Yahudiler arasında bu İsa Mesih mesajını yaymaya çalıştı. Rivayete göre, İncil'lerde bu yer almaz, yani Yeni Ahit'te yer almaz. Rivayete göre Petrus sonunda Roma'ya gitti. Paulus'la birlikte Roma'da milattan sonra 64 veya 67 veya 68 yılında idam edildi. Neron 64'te Roma'yı yakınca Roma'nın yakılışından bunları sorumlu tuttuğu için öldürdü 64'te veya 67'de. Şimdi demin söylediğime gelelim. Hazreti İsa semaya çıkarken demişti ki ben cemaatimi buna teslim ediyorum. Bu kaya üzerine bina ediyorum. Bu kaya dediği Petrus da Roma'da görev yaptı en son. Ve Roma cemaatinin lideri olarak öldürüldü. Ha, sonraki papaların hepsi de Roma piskoposu olarak Petrus'un halefi olmaları açısından bu silsileyi devam ettirdiler. Günümüz papasına gelecek olursak, yani papalığın hikayesi çok uzun. Aslında süreyi de açtık değil mi? Günümüz kısaca bir iki cümleyi de öyle söyleyivereyim. Artık Hüsrev Bey'in yüksek hoşgörüsüne kaldı iş. Tabii bana kızabilir. Günümüzde bu papa, papaların İslam'a karşı tavrı genelde hep olumsuzdur. Çünkü Hristiyanlık İslam'ı kendisine en büyük rakip olarak gördü. Ve İslam'ın ilk ortaya çıkışından itibaren İslam'ın قُلْ يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا اِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ çağrısına bile olumsuz cevap verdi. Bütün Bizanslı teologlar, Latin Batı Hristiyanları, papalar, hep Haçlı seferleri, ötekiler bunlar. Bu papa bile 2006'da galiba ben yurt dışında görevliyken Almanya'nın Ratisbon'un da verdiği bir konferansta, yaptığı bir konuşmada Bizans İmparatoru Paleolog'dan bir cümle nakletti. Muhammed kan ve kılıçtan başka ne getirmiştir? İfadesinin de yer aldığı. İslam dünyası ayaklandı. Bunun önüne ben alıntı yaptım dedi. Ama o konuşmasında bu bir alıntıdır. Ben bu fikre katılmıyorum demedi. Bu Alman Josef Ratzinger bir akademisyendi. Ve yıllarca Vatikan'da Papa'nın riyasetindeki ruhani yapılanma içerisinde iman kongregasyonunun başındaydı. İman kongregasyonu papalık müessesesinde o ruhani yapılanmada Hristiyan inancını, imanını, Katolik imanını en sağlam bir şekilde ve en sert bir şekilde koruyan birimdir. Dolayısıyla bu papa inanmadığı bir şeyi orada söylemez. Söyledi. Hatta ben bunun üzerine papaya aynı tutmak diye bir şey yazdım. Yani alıntı yaptım diyor, sonradan dedi. İyi bizde dedim o zaman. O konuşmanda niye söylemedin? Biz de o zaman dedim. Luther'in papalık hakkında, Vatikan hakkında sıraladığı, ne deccallığı buluyor, bırakılıyor neleri. Papalık hakkında Luther'in öyle bir sıralama saydığı var ki. Biz de Luther'in papalıkla alakalı söylediklerini nakledelim dedim. Sonra da alıntı yaptık diyelim. Şimdi papanın böyle bir tavrı. Papa Hristiyan imanını ve Hristiyan dünyayı İslami tehlikeye karşı korumayı en büyük hedef olarak bildiği ve belirlediği için papaların tabii görevidir aslında zaten bu. Bakın diyalog faaliyetlerini de önceleri diyalog işinde çalışanları geri plana çekti. Bu Katolik Kilisesi'nin dogmasına ve gelişmesine, genişlemesine yardımcı olmuyor diye geri çekti. İslam'a karşı tavır. Sonra Türkiye'yi ziyaretinde artık o siyaset adamıydı, devlet adamıydı. Ama papa niye ayrıldı? Papa, yani bir insan çok iyi bir akademisyen olur ama çok iyi bir yönetici olmayabilir. Bunlar ayrı ayrı nitelikler ve vasıflar. Papa iyi bir akademisyendi, tamam. Yani bu dogma, inanç kongregasyonunun başındaydı, onu yapsaydı. Papa II. Jean Paul'dan sonra, onun o tavrı, sevecen tavrı, güler yüzü, sempatikliğinden sonra bunun biraz daha Alman ve asık suratlı, böyle ciddi,
ve bir de tavırları istifasında veya tahttan, taçtan, vazifeden feragatında batıda o kadar büyük böyle olumsuz feryatlar çıkarmadı. Şimdi yeni bir papa seçilecek. Papanın görevden ayrılışından sonra 15 günle 20 gün arasında mutlaka kardinaller yeni papayı seçecek. 80 yaş ve yukarı kardinaller oy kullanamıyor. 208 civarında kardinal var. Bunların 117-118'i oy kullanacak. 80 yaşın altında olanlar kullanacak. Bu kardinallerin çoğu bu papa tarafından kardinal yapılanlar. Bu kardinallerin 62'si Avrupalı. Afrika'dan var, Asya'dan var. Şimdi Ganalı, o Turkson'u diyorlar, o çok ateşli vaktiyle Vatikan'da da bir sunum yaparak İslami tehlikeyi gündeme getirmiş ve Hristiyan dünyayı uyarmıştı bu noktada. Tabii yani şununla bağlayayım. Ben Hristiyanlık deyince anladığım Matta İncili'nin Dağ Vaazı diye bilinen bölümünde, yani Matta İncili'nin 5, 6, 7 ve 8. bablarında anlatılan insan tipidir. Ben bunu Hristiyanlara da söylüyorum ama böyle bir Hristiyanı bulmak günümüzde çok zor. Çünkü günümüz Hristiyanlığı artık o çizgiden çok daha saptı başka yerlere. Yani orada diyor ki Hazreti İsa, dostunuzu değil düşmanınızı seviniz. Dostu herkes sever diyor. Önemli olan düşmanını sevebilmektir diyor. Papa en büyük düşmanlığı yapıyor şeye, İslam'a karşı. Veya Hristiyan dünyası tarih boyunca öyle yaptı. Haçlı seferleri niye oldu? Papa 2. Urban Fransa'nın Clermont-Ferrand'ında ilk Haçlı seferini ne diye ilan etti? Müslüman kanı dökmek helaldir dedi. Yani Hazreti İsa'nın mesajı eğer Matta İncil'indeki gerçekten ona ait mesajsa, bu adeta şimdi belki manastırlarda yaşanabilecek bir şey gibidir de. Yani o ahlak, o insan telakkisi, o dünya telakkisi, o ötekine karşı hoşgörülü davranış maalesef günümüz dünyasında, Hristiyan dünyada yok. Ve Hristiyan dünyasında da kilise bu Hristiyanları tatmin etmediği için Hollanda nüfusunun geçen söylediler %60'ı ateist. Diğer ülkelerde de öyle. Hazreti İsa Hristiyan değildi. Onun tebliğ ettiği din de Hristiyanlık değildi. O Müslümandı, İslam'ı tebliğ etti. Onun tebliğ ettiği dinde müjdelenen, kendisinden sonra geleceği ve gelmesi müjdelenen peygamber Hazreti Muhammed'di sallallahu aleyhi ve sellem. Her peygamberin görevi öncekini tasdik etmek, sonra gelecek olanı tebşir etmektir. Hazreti İsa Tevrat'ı tasdik etti. Saf suresi 6. ayet. Ve mübeşşiran bir rasulün yehti min ba'di ismihu Ahmet diyerek kendisinden sonra geleceği müjdeledi. Peygamberimiz ben ceddim İbrahim'in duasıyım, biraderim İsa'nın müjdesiyim, sevgili annemin rüyasıyım diyerek daha öncekileri tasdik etti. Yani bu bir zincir müteselsilen önceki tebşir edecek, sonraki tasdik edecek peygamberimize kadar geldi. Yani ve İncil'de de bu yazılı, Kur'an'a eğer kabul ediyorsak, İncil'de peygamberimizin geleceği yazılı. Dolayısıyla Hazreti İsa'nın benim bugün söyleyeceğime tahammül edemezsiniz ama o mutlaka gelecek, o gelince size söyleyecek. O gelince kendiliğinden bir şey söylemeyecek, ne alırsa onu söyleyecek dediği elçiye uymak kurtuluşun herhalde yegane yolu olsa gerek. Hepinize teşekkür ediyorum.